Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin yaklaşık son 10 yıldır çeşitli nedenlerle gerginlikler yaşadığı hemen hemen Orta Doğu'daki tüm unsurlarla iyi veya kötü Suriye dahi bir yakınlaşma işaretleri verdiği dönemde İsrail'de stratejik denge değişti. Tabii bunu yine biraz anlatacağız. Çünkü bu işler Orta Doğu söz konusu olduğu zaman hep söylediğim gibi son derece kaypak bir zeminde bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz demektir. Türkiye'nin 2009 Ocak ayında Davos'ta o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece doğru ve güzel bir çıkışla İsrail dönemi, o dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e one minute demesinden bu yana Türkiye-İsrail ilişkileri hiçbir zaman düzelmedi. Tam tersine 2010 yılındaki Mavi Marmara katliamıyla koptu. Sonradan araya bir takım Amerikalı başkanlar girmeye çalıştılar, düzeltmeye çalıştılar. Ama İsrail'in Orta Doğu'nun her cephesine çok büyük gerginlikler taşıyan olağan politikaları nedeniyle bu geçtiğimiz yıla kadar, yani son 1,5 yıla kadar gerçekleşmedi. Benjamin Netanyahu'nun iktidardan düşmesi, 12 yıllık iktidarının sonlanması yerine Benny Gantz ve Yair Lapid'in gelmesi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın son derece Isaac Herzog'un babadan mülhem, çünkü babası da Cumhurbaşkanı'ydı, derin devlet ailesi. Babası da Türkiye'ye çok yakın bir insandı. Toprağı bol olsun diyelim, öyle diyeceğiz. Neyse, Isaac Herzog'un işte Mart ayında gelmesi, devamında işte şunlar bunlar. Ağustos ayında ya artık karşılıklı büyükelçileri tayin edelim. En son bizim büyükelçi daha henüz gitmedi, yani itimatnamesini vermedi. Ama iki gün önce İsrail Büyükelçisi, Ankara'daki bayan büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itimatnamesini vermiş olmaktan ne kadar mutlu olduğunu belirten bir tweet attı. Tamam, no, burada bir problem yok. Yani sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kavga da eder, buluşur da. Fakat ben sürekli şunu söyledim. Bu buluşma süreçlerinden emin misiniz? Niye? Çünkü karşınızdaki gücü iyi tanıyorsanız kafanızdaki soru işaretlerinin yüksek olması lazım. Mesela ben şimdi İsrail'e baktığım zaman orada meydana gelmiş olan siyasi yapılanmayı analiz ettiğimde bu siyasi yapılanmadan ne Orta Doğu'ya, ne Müslüman coğrafyaya, ne de Türkiye'ye adam gibi bir sonuç çıkmayacağını görebiliyorum. Bunu bugün söylemiyorum. Yumuşama süreci başladığı zaman da söyledim. Dedim ki bir seçim ülkesi, Benny Gantz, Yair Lapid bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Netanyahu orada bekliyor. Netanyahu ile Erdoğan'ın arasının korkunç bozuk olduğu dönemler yaşadık ve adam her an iktidara gelebilir. Zaten İsrail devletinin özellikle Mescid-i Aksa, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria politikaları normal olarak Türkiye gibi bir devletin sessiz kalmasına izin vermez. İş başında kim olursa olsun. İş başında kim olursunuz? Nitekim son yapılan seçimlerden sonra Likud lideri Benjamin Netanyahu aşırı sağcı, faşist, dinci ne kadar parti varsa etrafına topladı. 120 parlamentolu Knesset diye adlandırılan İsrail parlamentosunda arkasına 64 milletvekili sayısını almayı başardı. Tamam. Şu sıralarda, yani ben şimdi saat 16.15 gibi yapıyorum bu videoyu ve hala parlamentoda güven oylaması sürüyordu. Ama çok çok büyük bir sürpriz olmasa o hükümet kurulmuş oldu. Yani şey değil. Hükümetin listesini gören İsrail Cumhurbaşkanı dedi ki
Ya biz bu hükümetle hiçbir yere varım. Ya ilk gün dedi ya şeyden önce güven oynaması ya yani şey İsrail Cumhurbaşkanı dedi ki bu hükümetle bizim küresel sistemde ve Amerika ile ilişkilerde çok ciddi problemimiz olacak dedi. Adamın yetkisi olsa hepsini değiştirecek ama yok öyle bir yetkisi. Böyle bir hükümet geldi. Bakın Likud, Yahudi gücü ve dinci Siyonist parti, üç parti ve diğerleri, küçükler var bir iki taneli böyle. Onlar daha feci. Onlar tam dinci yani böyle şey. Yoav Gallant, Likud Savunma Bakanı olmuş Likud'dan. 2010'da Güney Kuvvetler Komutanı, çok sertlik yanlısı bir adam bu, Savunma Bakanı yeni. Genelkurmay Başkanı olması beklenirken, evini yaptırırken herhalde bir işler çevirmiş, bir skandal patlamış, ordudan ayrılmış, buraya gelmiş, şimdi Savunma Bakanı oldu. Bela bir adam. Bir, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, o da Likud'dan, o da sertlik yanlısı. Adalet Bakanı'nı boşver, Yariv Levin. Dinci Siyonist Parti lideri, ırkçı. Bazalel Smotrich, Maliye Bakanı ama aynı zamanda İsrail Savunma Bakanlığı içinde kurulan özel işgal toprakları yönetimi başkanı. Ve bu adam oraya göreve getiriliyor. Yasa dışı yerleşimlerin yasalaşması şartıyla koalisyon imzasını attı. Onu anlatacağım. Itamar Ben-Gvir, Yahudi gücü lideri adı üstünde kamu güvenliği bakanı oldu. Özellikle işgal topraklarına dönük harekatlarda çok önemli görev yapan sınır polisini yönetecek. Ve zaten açıklanan hükümet kararında yani koalisyon kararında yeni hükümetin ana görevlerinden birini Filistin topraklarında, işgal topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmak, yeni yerleşim birimlerinin çoğalmasını arttırmak ve bunun sonucunda bugün Filistin yönetiminin bulunduğu, Ramallah'ın da bulunduğu o Batı Şeria işgal topraklarını fiilen İsrail'e ilhak etmek olduğunu resmen yazdılar. O okunuyor şu anda meclislerinde. Yani Filistin'i ortadan kaldırmaya dönük yeni bir hükümet kurulmuş vaziyette. Böyle bir durum var ortada. Ve bakın şöyle diyor hükümet programında, İsrail topraklarının tamamında Yahudi milletinin tartışılmaz hakkı vardır. Hükümet, Galile, Necef, Golan, Cudae ve Samarya'da, bu Cudae ve Samarya İbranice ismi Batı Şeria'nın işgal topraklarını yeni yerleşimleri destekleyecektir diyor. Ayrıca dinci Siyonist Parti'nin verdiği bir karar şey var, kanun teklifi, o da geçecek tabii ki. Ona göre de İsrailli doktorlar, ha mühendislerden bahsediyor, doktor, tek işi ne doktorun? Hipokrat yemini edecek, din değil, ırk, düşman tanımaz. Herkese yardım etmek zorunda değil mi? Öyle bir yeminleri var ya doktorların. Bu yeni hükümetin ortağı Dinci Siyonist Parti şöyle bir kanun teklifi hazırladı. O da İsrailli doktorlar dini düşüncelerine, inançlarına aykırı buldukları şahısları tedavi etmeme hakkına kavuşur. Orta Doğu'da ne olduğunun farkında mısınız? Size bunları anlatıyorlar. Orta Doğu'da bir saatli bombanın tiktaklarını duyabiliyor musunuz?
Orada birisi nükleer kapasiteli bir saatli bombayı kurdu, çalıştırdı. Böyle bir hükümet, İsrail Cumhurbaşkanı'nın biz bu hükümetle ne yapacağız dediği bu tür bir hükümet, Orta Doğu'da ne Mescid-i Aksa tanır, ne Gazze tanır, ne Filistinli tanır, ne bir şey tanır. Bakın, bu hükümet daha güven oyu almadan dün işgal topraklarında Yahudi yerleşimciler, ki bunlar aşırı sağcı faşist, ne yaptılar biliyor musunuz? Tel örgüler yaptırmışlar. Başkalarına ait arazilere tel örgü çakmaya başladılar. Ve İsrail ordusu gözü önünde. Hatta bunlardan biri, bir bölümü de Rum Ortodoks Kilisesi'ne sahip olduğu bir alana çakmışlar şeyleri, çıkartamıyorlar adamları. Kudüs'teki Rum Ortodoks Patriği ayağa kalktı. Arkadaş, bizim mallara mülklere el konuluyor burada diye. Rum Ortodoks, Müslümandan bahsetmiyorum. Ve gerçekten büyük bir yağmanın yaşandığı ve bazı bölgelerde toprakla beraber yerleşimcilerin İsrail ordusunun desteğinde Arap Filistinli çiftçilerin tarım aletlerini de yağmaladıkları bildiriliyor. Geçmiş olsun. Böyle bir hükümetle Türkiye'nin bir arada mutluluk içinde yaşadığını düşünemiyorum. Eğer yaşarsa zaten Türkiye değişmiş demektir. Ne demek istediğimi anladınız. Hoşça kalın.